Madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon bugün yaptığı iki ayrı toplantıda üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim görevlilerini dinledi ve bağımlılık sorunuyla nasıl başa çıkılması gerektiğini konuştu. Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan Başkanlığı'nda toplantı. Toplantıda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan genel anlamda bağımlılık, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı üzerine bir sunum yaptı teknoloji bağımlılığının davranışsal bağımlılık sınıfında yer aldığını belirten Tarhan, evin güvenli ortamında çocuk bilgisayarında aslında çok güvensiz şeyler yapıyor ve orada kimliğini saklıyor. Böylece yalan söylemeyi doğallaştırıyor. İnternetin bir zararı da aslında yalancılığı doğallaştırması. Bu nedenlerden dolayı internet bağımlılığı o kadar masum değil dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Berna Dicle Nur Ulu da uyuşturucu madde bağımlılığı yeni madde madde türleri ve madde bağımlılığı tedavisi üzerine yaptığı sunumda madde bağımlılığının sosyal ve genetik belirleyicileri bulunduğunu dile getirdi. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Dr. İsmet Çok uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni madde bağımlılıkları üzerine yaptığı sunumda psikoaktif kimyasal maddeler hakkında bilgi verdi. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Okan Cem Çırakoğlu, akran gruplarının bağımlılıkta etkisinin çok fazla olduğunu ifade ederek, özellikle ergenlikte bu duruma dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Bağımlılık yaşının düşmesinin en büyük nedenlerinden birinin de bu maddelere kolay ulaşım olduğunu belirten Çırakoğlu, uzun vadeli önlemler alınması gerektiğini kaydetti.